Ve işte sonunda gizli odanın anahtarını ele geçirdim be. Heyecanıma mani olayım. İşte Pandora'nın kutusu. Pandora. Ama önce gizli otanın anahtarını geldiği yere gönderelim ki vücudumuz şüphelenmesin. Gel bakalım Pandora. Pandora, seni yüzyıllardır kapalı kaldığım bu kutudan kurtaracağım. Ve sen beni öpeceksin. Böylece kötülük sonsuza dek evrene hükmedecek. Ne oluyor be? Buna izin vermeyeceğim hadi. Aa, Selena kahretsin. Burada olduğumu nereden anladın? Dünyada seni göremeyince burada olup bir işler karıştırdığını anlamak çok da zor değil hadi. Yoksa Pandora'nın kutusunu mu açıyordun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Hadi, hadi, hadi. Bu en çok beni ilgilendirir. Eğer o kutuyu açarsan ve Pandora seni öperse evrene kötülük hakim olur. Ve ben buna asla izin vermem. Senden izin alacak değilim mısır püskülü. Eğer bana karşı koyarsan seni yok ederim Selena. Bu sandığın kadar kolay değil Hades. İstersen dene. Ya çok kolay Selena. Çok kolay. Bak. Tanıştırayım. Teknolojinin son harikası. Değişik bir illüzyon. Lazer atıyor. Tadına bakmak ister misin? Bence istersin. Elveda Selena. Yine kaçtı. Yine korktu. Geliyorum. Son duanı et Selena. Bence bundan o kadar emin olma Hades. Şimdi ne yapacaksın? Na 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 Selena. Senden korkmuyorum Hades. Güzel. Korkmadan gebereceksin. Ah kahretsin. Ütopya Belediyesi. Bir faturamı ödemedim diye Honos lazerimi kesmiş ya. Ne oldu Hades? Bu ne be? Maşallah maşallah şu dağınıklığa bak. Kalkın bakalım kalkın. Cehennemin cadıları. Yeter artık. 4 saattir aralıksız uyuyorsunuz canım. E bu kadar horlama dinlenme yeter değil mi? Kalk 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 kalk. Ama Aslı yenge saatler çok erken. Öyle mi canım? Kime göre erken? Neye göre erken? Ha? Hem patron kim bu evde? Hı? Sizsiniz. Duyamadım. Sizsiniz. Hah işte böyle. Bana böyle canlı canlı cevap verin. Bana bakın tilkiler. Sakın bana oyun oynamaya kalkmayın. Yoksa biliyorsunuz tek 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 rencide ederim sizleri. Hadi bakayım bir an önce kalkın. Kalkın şuraları toplayın üstünüzü falan değiştirin. Defolun gidin evimizden. Hadi hadi. Sana da günaydın Aslı yenge. Bu kadın bizden ne istiyor bir türlü anlamıyorum ya. Bizden bir şey istemiyor bizi burada istemiyor. Ona ne zararımız varsa. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Direkt büyümek istiyorum. Tavsiye etmen Nazlıcığım. Büyük de Aslı yenge gibi olmak da var. Ben Selena gibi olacağım. Kimse bana bağırmayacak, kimse bana karışamayacak. İşte şimdiden hayatının amacını buldu. Yandık o zaman. İnşallah şimdiden olmaya başlamazsın. Neyse, bari odayı toplayalım. Siz yorulmayın, ben hallederim.
Neler oluyor burada? Sizlerin burada dövüşmek yerine şu anda dünyadaki görevlerinizin başında olmanız gerekmiyor mu? Hem bu Pandora'nın kutusu ne arıyor ortalarda? Yüce Onos, Hades kutuyu açmak üzereydi. Pandora'nın kutusunu mu açmıyor aşağı? Evet. Doğru mu bu Hades? Kemeküm. Evet, kötüsün. Senden iyi olmanı beklemiyorum. Ama en azından oyunu kurallarına göre oynaman gerekiyor. Asil bir kötü olabilirsin. Bütün bu olanlar bu mekanda dövüşmenizi haklı gösteremez. İkinizi de kınıyorum. Ama Yüce Onos. Sen sus. Kendini savunma. Hades. Sen gidebilirsin. Selena ile konuşacaklarım var. Tabii ben gideyim. Beni onun karşısında fırçalıyorsunuz ama o bayan olduğu için mi onu tek başına fırçalıyorsunuz Yüce Onos? Pekala. Hadi. Hadi sen artık git. Tabii ben gideyim. Siz Selena'yı fırçalarken ben kötülük sayımı biraz katlayayım. Al. Bu kutuyu sen sattın. Ama Yüce Onos, siz biraz önce bana kızmıştınız. Kızmış gibi yapmak zorundaydım. Hadi şüphelenmesin diye. Bu kutunun güvenli bir yerde saklanması gerekiyor. Onu sen sakla. Hades'in bulamayacağı bir yere götür. Şu anda öyle bir yer aklıma gelmiyor. Ama bulurum. Hades bu kutuyu ele geçirip açarsa... ...Pandora ile güçlerini birleştirir... ...ve tüm evrende kötülük hakim olur. Artık evrenin kaderi senin ellerinde Selena. Nazlıcığım... Ders programına iyi baktın mı? Hı hı. Demek ki bu matematik kitabına ihtiyacın yok. Ama matematik çok zor. Ama kitabını almazsan daha zor gelir. Üf, hep aynı hikaye çözüyoruz diye. Selam kızlar. Merhaba Selena. Merhaba. Kızlar bu Pandora'nın kutusu. Ya çok acelem var. Hemen gitmem gerekiyor. Çünkü Hades bir sarhoşu direksiyonun başına oturtmuş. Bu yüzden trafik kazasını önlemem gerekiyor. Unutmadan kızlar. Bu kutuya benim için bakmanızı istiyorum. Ama ne olursa olsun sakın açmayacaksınız, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Kızlar bakın bu çok önemli. Ne olursa olsun asla açmayacaksınız. Tamam. Size güveniyorum. Görüşürüz kızlar. Acaba... Nazlı. Bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok dar. Oo, senden çok var. Beni mi buldun şimdi yahu? Çok işim var. Hoppa ya. Kolay gelsin. Pite Hanım bu okuldaymış galiba. Evet, kendisi bu okulda. Sen kimsiniz? Ben arkadaşıyım. Kendisini görebilir miyim acaba? Tabii ki görebilirsiniz. Benden izin almanıza gerek yok. Kendisi üst katta. Buradan çıktıktan sonra üst kata çıkın, sağdaki oda. Teşekkürler, kolay gelsin. Kolay. Bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok dar. Pandora'nın kutusu hanım. Bu süper bir şey. Ya Pandora ne demek acaba? Bilmem. Çok güzel kutuymuş. Sizce Selena neden sakın açmayın dedi bize? Belki de içinde bir şey vardır. Ya sihirli bir kutuysa bu? İçinde büyü falan vardır belki. Başka bir boyuta açılan kapı da olabilir. Ya da Selena bunu sadece bize test etmek için vermiştir. Yani bunun içinde bir şey yok mu? Olmayabilir. Kesinlikle açmayın dediğine göre bence tehlikeli bir şey var. İyi de Selena asla bizim eve tehlikeli bir şey bırakmaz ki. Bence içinde kötü bir şey yok. Bence de. Ya varsa? Ya bu kutu buradayken ben uyuyamam. Kıvılcım uyumayı tercih edersen sen bilirsin. Neyse sonuçta Selena bu kutuyu bize emanet etti ve biz de bunu saklamalıyız. Saklayalım o zaman. Acaba içinde ne var? Nazlıcığım sakın. Ya
yine açılmadı küçük şey. Biliyorum. Burak'cığımla aramdaki aşka kıskanan biri mutlaka virüs attı. Onun için açılmıyor. Ben bir dahakine papatya falan açacağım. Hiç değilse onda sevmiyorla başladığı zaman sonra da seviyor çıkıyordu. Bakayım. Gir. Fitnoş. Buyurun. Aa şey bu. Kız Allah cezanı versin. Nereden çıktın sen? Hoş geldin. Ay, şekerim. Aynı okul yıllarındaki gibisin ayol. Hiç değişmemişsin. Çok versatil otursana. Bakayım. Sen de hiç değişmemişsin ama azıcık kilo almışsın. Ay şekercim vallahi insan evlenince biraz kilo alıyor. Demek evlendin ha? Aa, herhalde şekercim bu yaşa gelip de hala bekar mı kalsaydım? Sende evlilik falan yok mu? Ben daha evlenmedim. Yani henüz evlenmedim. Gördüğün gibi önce kariyer yapmak istedim ve müdire oldum. Aa şekercim evlilik kariyere engel değil ki. Mesela ben bak evlilik yaptım. Çocuk yaptım. Üstüne üstlük bir de reklam ajansında müdürlük yapıyorum. Ya demek çocuk da yaptın, kariyer de ha? Evlen gitsin. Ondan sonrası sırayla geliyor nasıl olsa. Yani o kadar çok teklif alıyorum ki hayatım. Yani hafta başına 3 teklif düşüyor bu aralar. Neyse. Sen hangi rüzgar attı buraya? Ayşe Gercim hep seni bir göreyim dedim. Hem de bizim reklam ajansının yeni bir kampanyası var. Onun için öğrenci alacaktım. Tabii ki parasıyla şeker. Aşk olsun. Paranın lafı mı olur? Okul senin hayatım. Seçmeyen Sebil, Sebil. Aa. Al güzelim. Ay. 3 tane öğrenci lazım. Aşk olsun hayatım. Yani hemen böyle peşin para vermene gerek yoktu ama. Öyle diyorsun da hani ne ısmarlıyorsun? Çay, kahve? Ay affedersin canım. Rezil oldum sana. Ceviz ağzı yiyorum kafa gitti. Ne içerdin? Bir orta kahveni alırım. Hemen söylüyorum canım. Alo. Hemen odama bir orta kahve. Bana da bir cappuccino. Burak nerede kaldı acaba? Hem dersin başlamasına da çok az zaman kaldı. Bu Burak değil mi? Arabasına ne olmuş? Çok sağ olun abi ya. Allah razı olsun. Ne demek birader? İnsanlık görevimiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dur bakayım. Canım ne oldu? Sorma hayatım. Araba bozuldu. Tekledi tekledi. Az ileride yolun ortasında kalıverdi. Ne yapacaksın? Tamire falan mı götüreceksin? Vallahi bilmiyorum hayatım. Gına geldi artık. Binmek bile istemiyorum. 2 günde bir yolda bırakıyor. Öteki arabam ne güzeldi. İkinci el alınca böyle oluyor tabii. Bir ara yenilemek lazım ama... Neyse. Sen nasılsın? İyiyim. Ben seni görmek için gelmiştim. Geç kalınca da çok merak ettim. Hasta falan olduğunu zannettim. Ya bu araba hasta etti beni. Bak ne diyeceğim. İstersen bir de ben bakayım. Ne dersin? Yok artık. Daha neler. Gerçekten. Ben bu işlerden anlarım. Sağ ol hayatım. Zaten iyice soğudum bu arabadan. Satabilirsem satacağım. Satamazsam da koyacağım evin önüne. Çürüsün gitsin yollarda. Beni çürüttüğü gibi. Tamam. Sen bilirsin. Hem zaten İstanbul'da araba sahibi olmak da bir dert. Park yeriydi, o suydu, bu suydu derken bir sürü dert. Ne gerek var? Şöyle 3 vasıtı değiştirip otobüste gelmek varken. Anlaşılan Burak bu araba işine çok bozulmuş. En iyisi onun hoşuna gidecek bir sürpriz yapayım. Burak. Efendim? Şuradaki arabayı görüyor musun? Lacivert olan. Hı hı. Evet, ne oldu? Ben o arabayı müvekkilimden vekalet ücreti karşılığında aldım. Gerçekten mi? İşlerini iyi desene. Fena değil. Fena değil hali bu mu? Yani işte lafın gelişi öyle söyledim. Bak ne diyeceğim, çok iyi bir fikrim var. Sen bu arabayı kullan, hem ben pembe olanı zaten çok seviyorum. Bu da boşta durmamış olur, ne dersin? Teşekkür ederim Selena. Avukatlar kadar iyi kazanmıyor olabilirim. Ama sadaka alacak kadar da kötü değil durumu. Sadaka mı? Ama ben sadece sen üzülüyorsun diye dedim. Lütfen Selena. Bu konuyu kapatalım lütfen. Ama Burak ya ben...
Başka bir şey yoksa derse geç kalacağım. Hayatım yapma lütfen. Hem ben seni üzmek için değil ki. Yanlış anladın. Sen hala evlilik hayalleri kuruldun. Kızım bir dava karşılığı aldığı arabaya bak. 5 senelik öğretmen maaşıyla alabilir misin acaba bu arabayı? Şuna çirkinliğine bak ya. Bu kız da ne buluyor anlamıyorum. İrem Su bir bana bak bir de şu... Hangimiz daha güzeliz? Lütfen objektif ol. Sen tabii canım. Sorduğun soruya bak. Değil mi? Peki hangimiz daha zenginiz? Sen tabii. Kötülük desen zaten elime kimse su dökemez. Peki Ozan neden seni tercih etti o zaman? Ya sana ne ya sana ne? Sen kendi işine baksana. Benim yerime niye düşünüyorsun anlamıyorum. Ozan seni tercih etti diye bana ne kızıyorsun ki Kıvılcım? Belli ileride evlenecekler işte. Dilara kızım bunalıma sokma beni. Ozan bir kere bana aşık Selin'e değil. Aa tebrik ederim Kıvılcım. Selin oh canıma değsin hoştu. Dilara. Ya ama Selin'cim yarın Türkçe sınavımız var. Olsun akşama doğru çalışırız. İyi de geçen geometri sınavında da böyle yaptık. Sonra sınav çok kötü geçti. Demek benimle vakit geçirmek istemiyorsun Ozan. Öyle şey olur mu hiç Selin'cim? Ne demek sandın vakit geçirmek istemiyorum falan? Öyle şey olur mu aşkım? Neden sen vakit geçirmek istemediğini söylüyorsun? Hiç konuşma Erdem. Ne oldu kanka? Abi yarın matematik sınavım var. Ders çalışmak istiyorum diyorum trip yapıyor bana. Aynen. Selin. Bizim de ilgiye ihtiyacımız var ama. İyi de Selin'cim daha önümüzde görüşmek için uzun uzun vakit var. Hem hep sen bana böyle yapardın ders çalışalım ders çalışalım diye. Tabi hanımefendilerin ilk sınavları iyi geçti şimdi bizi zorluyorlar. O zaman hiç görüşmeyelim. Evet o zaman sizi derslerinizle baş başa bırakalım sınavlarınızı bitirinceye kadar. Değil mi Leyla? Selin. Leyla. İyi iş yaptın değil mi? Ben ne yaptım abicim ben ne yaptım? Sürekli ders çalışalım ders çalışalım diyen benim sanki. Oturun çocuklar oturun oturun. Ay şunların çirinliğine bak. Her birinizi çıtır çıtır yerim ben. Çocuklar bir reklam çekimi için aranızdan 3 adet öğrenci ihtiyacım var. Yalnız para vermeyecekler. Doğudaki aç kardeşleriniz yararına yapılacak bir reklam çekimi. Siz ikiniz. Biz mi? Evet. Siz ikinizi seçtim. Hatta yanınıza o Dalton'ların ilk küçüğü var ya yaramaz yıvıracak. Onu da alabilirsiniz. Yalnız doğudaki aç kardeşlerinizi unutmayın emi evladım. Madem öyle, olur o zaman. Peki, isimlerinizi ve de ev telefonlarınızı çoktan verdim zaten. Hadi bakalım iyi dersler. Hoppa, yine o kız. Bu sefer tanıştım seninle. 10'u 20 geçiyor. Efendim? Saat diyorum, 10'u 20 geçiyor. İyi de ben size saati sormadım ki. Efendim biliyorum, ben zaten ileride 7 numarada oturuyorum. Hani yarın öbür gün karşılaşırsak saati sorarsanız baştan söyleyeyim dedim. Beyefendi manyak mısınız? Hayır efendim, Zülfikar. İleride oturuyorum, şoförüm, baştan söyleyeyim. Efendim? Yani Zülfikar, adım Zülfikar, şoför olarak çalışıyorum. Ya hasta mısın kardeşim? Sana kendini tanıtayan oldu mu? Aslında bugüne kadar birçok insan oldu ama nedense en çok size tanıtmaktan keyif alıyorum. Ya bana bak, Zülfiyar mısın, nesin? Zülfikar. Neyse, derhal rahat bırak beni yoksa stand-up'ın geri kalanını abime yapmak zorunda kalacaksın. Efendim, onur duyarım ya. Sizin gibi güzel bir bayanın abisini güldürmek benim için şereftir. Ya öyle mi? Bakalım abimin boks hareketlerini üzerinde denediğinde de onur duyacak mısın? Hoppa, boks derken? Evet. Abi! Görüşürüz. Abi! Abi! Ne oldu Ceydar? Ne bağırıyorsun? Abi baksana, manyağın biri beni taciz etti. Ne? Taciz mi etti? Kim? Evet. Nerede? Şu mor evde mi ne oturuyormuş? Adı Zülfikar mıymış neymiş? Zülfikar. Evet. Tamam. Ben gereğini yaparım. Sen bekle. Kestane gürgen palamut, altı yaprak işte bulut. Gel sen burada derdi bunu. Orman. Oo yavaş yavaş ya. Lümbür lümbür öyle bir koşuyor ki bahçede deprem oluyor sandım. Ne bu telaş? Hava yastığı. Çoban şimdi seninle uğraşamayacağım vaktim yok tamam mı? Beyimizin vakti yokmuş. Duyan da çok işi var zanneder. Ben bilmiyor musun seni bütün gün evde öyle ekmek elden su gölden yan gelip yatıyorsun. Kime hava atıyorsun he? Yumuduk. Ya çoban. Beni bir adam gelip soracak şimdi. Bana seslenirsin değil mi? Adam mı? Neden soracak adam seni? Ya boş ver sen anlamazsın. Sen adam gelince bana bir seslen. Ya neden anlamayayım anlat. Tamam. O zaman kimseye söyleme ödül kazandığımı tamam mı? Ne? Ödül mü? Ödül.
Para ödülü. Şoförler odasında çekiliş olmuş, bana çıkmış. Şimdi adam gelecek teslim etmeye, onun için aradılar. Sen beni mi çağırırsın? Tamam tamam, sen git, ben seslendiririm. Sağ ol. Ya böyle adamların karşısına terli terli çıkmak olmaz mı? Üstümü falan. Tabii ki en kötüsü canım. Sen git içeriye. Acele de etme. Rahat rahat yıkan, dökün. Ben sana haber veririm. Tamam, kardeşim benim, iyi adamsın ha. Ya arkadaşız, kardeşiz haydi. Allah'ın yumudu. Senin yerine şu ödülü alayım da görsen gününü. Vallahi ödüle susamışım ya. Kaynıyorum. Nereden gelecek ödül? Emre, Burak Hoca'yı gördün mü abi? Burak Hoca'yı mı? Yo, niye arıyorsun ki Burak Hoca'yı? Hani sana gıcıktı Burak Hoca? Tamam işte oğlum, ben de sınav öncesi buzları eritmek için arıyorum. Allah Allah, nasıl olacakmış bu? Merak ettim doğrusu. Anlatayım abi, Burak Hoca'dan özel ders alacağım. O da özel ders ücretini hak etmek için beni Türkçeden geçirecek. Bu kadar basit. Ceyhun abi, saçmalama ya. Öyle şey mi olur bir kere? Abi ne saçmalaması? Bu dünyada ya çakal olacaksın ya da çakallara yem. Müsaaden et, Burak Hoca geliyor. Gideyim de Türkçeden geçeyim. Öğretmenim. Efendim Ceyhun. Öğretmenim, sizden bir konuda yardım isteyecektim. Hangi konuda? Kendinden büyük bayanları rahatsız etme konusunda mı? Öğretmenim, o olayda gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Arkadaşlar arasında şaka yapalım dedim. Şaka eşek şakası oldu. Tekrardan özür dilerim. Neyse, madem dersini aldın. Aldım öğretmenim. Peki, benden ne istiyorsun? Şey, öğretmenim, ben Türkçeden özel ders almak istiyorum. Yani şey, sizden ders alma imkanım olası mı diye soracaktım. Parasıyla tabii. Birincisi, Türkçede imkanım olası mı diye bir laf yok. İkincisi, ben prensip olarak öğrencilerime para karşılığı özel ders vermiyorum. Ama eğer çok istersen okul çıkışı seni ücretsiz olarak belki çalıştırabilirim. Yok yok öğretmenim, ben böyle bir şey kabul edemem. Sonuçta bir hizmet vereceksiniz ve hizmeti karşılığını da alacaksınız. Bunda garip bir şey yok öğretmenim, lütfen. Çok iyi bir fikrim var. Sen bu arabayı kullan. Hem ben pembe olanı zaten çok seviyorum. Bu da boşta durmamış olur, ne dersin? Teşekkür ederim Selim'le. Avukatlar kadar iyi kazanmıyor olabilirim. Ama sadaka alacak kadar da kötü değil durum. Peki, madem istiyorsun. Tamam hocam, o zaman ben size adresimi vereyim. Bu akşamüstü gelirsiniz değil mi? Tamam. Hocam çok sağ olun, çok teşekkürler. Delmeye vallahi da billahi da geldiler. Evde Zülfikar bu evde mi oturuyor? Bu evde oturuyor. Tam gözlerin içine bakıyorsun. Benim şoförüm. Çok iyi araba kullanıyorum. Demek Zülfikar sensin ha? Evet evet. Ödül nerede? Hadi çabuk ver. Çabuk. Ödül mü? He hadi. Ödül burada. Ne oluyor ya? Ödülü vermeden önce kafamı atma. Ulan şerefsiz. Hem kız kardeşini taciz et. Bir de üstüne ödül iste ha. Yok yok. Allah'ın ödülü. Ne oluyor ya? Ulan. Gelin burada. Gelin gelin. İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna. Deli müstesna. Oyalanmadan kaldır bakalım kızların giysilerini de geldiklerinde hazır bulsunlar. Bu da ne böyle? Bir kutu. Nereden çıktı ki bu kutu? Of aney. Ne biçim kutu bu böyle? Bayağı da ağırmış. Ne var ki bunun içinde acaba? Dün yoktu bu kutu burada.
sanki bana beni aç beni aç beni diyor. Ay pek merak ettim. Açsam mı acaba? Yok açmayayım ayıp olur. Açayım mı? Ay dayanamayacağım açacağım ben bu kutuyu. Aa, sakın. Açıyorum. Açıyorum. Ulan açıyorum. Ne olur ulan. Allah seni vurma. Ulan olmaz. Daha yavaş vur. Vur aslında iyi bir şey. Yani kekilik için güzel. Ama çok sert vuruyor. Yedim lan seni. Çok üşüyor. Yedim lan seni. Ay ne varıyorsunuz öyle deli gibi? Alt tarafı bir kutu için. Ödümü koparttınız. Ama Müstesna teyze sen o kutuyu içecektin biz gelmeden önce. He açayım. Ne olmuş ki? Ne var batacağım içinde? Olmaz. O kutuyu biziz. Şey yani o çok yüksek sesle çalan bir müzik kutusu da. Zaten içinde de hiçbir şey yok. He. Ay ben şu giysilerinizi koyayım yerine bari. Ben koyarım Müstesna teyzeciğim. Zahmet etme. Ben gideyim yani şimdi. Eminsiniz değil mi? Gideyim ben. Hani merak da etmiyorum desem yalan olur ama... Ben o kutuyu bir açayım. Bakacağım. Olmaz. Sizde bir gariplikler var. Bu kutuda da bir iş var ama bakalım ne iş. Ucuz atlattık. Ay, ay şiştim valla. Bebeğim hiçbir şey anlamıyor bu müzikten. Eziyet, gıy 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 yani 24 saat çekilmez ki canım. En iyisi ben ona kendi Türkçe, öz be öz Türkçe şarkılarımızdan dinleteyim. Hah, bu şarkı olur. Ay, anneciğim canlandın mı sen? Ha bir tanem senin canın böyle şarkılar mı çekiyordu? Ben sana her zaman çalarım anneciğim. Ha, yandan, yandan. Ha, ha, sağ, sol. Ha, ha, acıtma canım, yavaş yavaş. Tamam, tamam. Aslı, ha. O Fitnat denen kadını hemen fırçalamanı istiyorum ama hemen. Niye? Ne oldu ki canım? Okuldan reklamda oynayacak öğrenciler istemişler. Ama o papağan kılıklı kadın beni seçmedi, gitti o seçti. Aman canım bırak seçsinler. Sen de başka reklamda oynarsın. Ha? Ha, ha, ha. Bana nefesimi tutturtma Aslı. Karnındaki şiştikçe beni ihmal ettiğinin farkında mısın sen? Aa bir tanem. Ay bekle. Hiç öyle şey olur mu? Sen benim seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Senin sinirlerin bozulmuş. En iyisi odana çık da şöyle ayaklarını birazcık yükseğe uzat dinlen. Sinirlerin yatışsın evladım. Hadi canım. Ay yapma öyle nefes al. Nefes al. Ay. Ay, ay, ay. Ay bu kız sürekli seni sıkıyor. Ne yapacağız? Ha? Tamam anneciğim tamam. Tamam. Bitmiş mi o şarkı? Tamam. Ben de artık şunu ortadan kaldırayım. Ay çok heyecanlıyım reklamda oynayacağım için. Heyecanlanma yoksa oynayamazsın. Sakin ol. Mesela daha önce bir sürü reklamda oynadığını düşün. Ama daha önce hiç oynamadım ki. Olsun sen yine de öyle düşün. Belki bizi kafası antenli cep telefonu yaratığı falan yaparlar. Ay aman deterjan reklamında oynatmasınlar da sonra üstümüze ketçap kahve şemen falan dökelim. Aa Leyla, oyuncu öyle rol seçimi yapmamalı. En azından bu daha ilk tecrübemiz olduğu için ne reklamıysa itiraz etmememiz lazım. Eh bu ilk olduğu için çok seçici davranmayacağım ama bundan sonrakilerde çok dikkatli davranırım çünkü kariyerime uygun reklamlarda oynayacağım. Hadi öyle olsun bakalım. Neyse biz daha fazla zaman kaybetmeden tuvalete gidip saçlarımızı yapalım. Çok merak ediyorum ya. Ne var bunun içinde? Kesin çok ilginç bir şey var. Öf çok merak ediyorum. Bana bana bırak bana. Bana. Alo. Aa, ben Selin'le görüşecektim. Selin benim. Buyurun. Selin'cim. Merhaba ben Çocuk Star Reklam Ajansı'ndan arıyorum. Yeni bir reklam kampanyamız için 3 kız öğrenciye ihtiyacımız var. Bizi okul müdürünüz Fitnat Hanım yönlendirdi. Evet, bir dakika. Müstesna beni yalnız bırakır mısın? Hemen!
Evet. Ne diyorsunuz? Oynayabiliyor musunuz? Evet oynarız ya. Biz oynarız. Kardeşlerim Leyla Naz'la oynarız biz yani. Çok güzel. O zaman ben size adresi vereyim. Bir dakika. Evet dinliyorum. Cami Meydanı Sokak. Evet. Numara 13. Evet. Anadolu Hisarı. İçinden ama acaba çok merak ediyorum. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar merak etmemiştim. Hiç ses falan da çıkmıyor kutudan. Ya dayanamayacağım, açacağım. Yok yok, açmayacağım. Ya dayanamayacağım, açacağım ya. Kimseye söylemezsem açtığımda bir şey olmaz. Pandora özgür. Oh, sonunda Pandora serbest. Merhaba küçük fare. Çok teşekkür ederim. Sen kimsin? Çok uzun zamandır kapalı olduğum için benim kim olduğumu bilmemen çok normal. Ben bile neredeyse kim olduğumu unutmak üzereyim. Ben Pandora'yım. Kötülükler kraliçesi. Ben sonra dünyaya sadece kötülük hakim olacak. Anam ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım ya? Kesinlikle. Kızlar haberler bomba. Aa ne oldu? Sıkı durun. Durduk. Reklam yıldızı oluyoruz. Az önce telefonla konuştum. Senin yeni çekime biz gideceğiz. Randevuyu aldım. Süpersin Kıvılcım. Bu şansı iyi kullanmamız lazım. Bütün Türkiye bizim konuşacak şimdi. Ay ne reklamıymış bu? Deterjan galiba. Bu beyazın oynadığı reklamlar gibi mi? Hani reklamlarda böyle beyaz giyen masum güzel kızlar var ya. İşte onlar biz olacağız. O zaman da böyle bir duruma duyarsız kalamaz tabii. Kimse bir reklam yıldızına hayır diyemez. Yılansın sen Kıvılcım. Değil mi değil mi değil mi? Ya Kıvılcım. Bu reklam hangi kanalda oynayacak? Dilara seni sayıyla mı veriyorlar? Bilmem. Tamam o zaman. Buyurun. İyi günler. Ceyhun Tekin'in evi burası değil mi? Evet efendim. Ben Burak. Türkçe dersi için gelmiştim. Ha evet. Buyurun. Ceyhun Bey sizi bekliyordu. Teşekkürler. Bir an önce kötülükler prensim Hades'i bulmalıyım. Ve onu öpmeliyim. Öpmeliyim, öpmeliyim. Böylelikle kötülük sinerjisini tamamlayacak ve bu dünyaya bundan böyle sadece kötülük hakim olacak. Hades bu dünyada. Bunu kötü ruhumun en derinlerinde hissedebiliyorum. Ve dünyalıklığında. Bu dünya küçük olduğuna göre onu bulmak ne kadar zor olabilir ki? Oh hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım.
Baba bak, anladım. Türkçe öğretmenim geldi. Anladım, anladım canım. Vallahi Necip bak, misafirim geldi. Kısa kesmem lazım. Sana sözün özünü söyleyeyim. Vadeyi falan fazla aşmayacaksın. Ödemeyi de zamanında yapacaksın. İkimiz de mutlu olacağız canım. Tamam, seni severim bilirsin. Heh, başına bir iş gelsin istemem. Tamam mı? Anladın mı koçum? Hadi bakayım, hadi bakayım. Efendim, hoş geldiniz Orhan. Burak, hoş bulduk efendim. Buyurun efendim. Evet. Vallahi Burak Bey, bu bizim çocuğun Türkçe dersine pek kafası almıyor. Hani ben diyorum ki herhalde okulda adam gibi anlatmıyorlar ki özel ders alsınlar çocuklar diye. Rica ederim Orhan Bey. Olur mu öyle şey? Şaka yaptım, latife yaptım canım. Latife yaptım. Ya bu kereteler zaten haytalık yapmaktan ders filan dinledikleri yok. Ben bilmez miyim? Neyse canım, özel ders mi özel ders. Maksat oğlan eğitimini tamamlasın. Öyle değil mi yani? Neyse ben sizin vaktinizi almayayım. Siz buyurun başlayın. Tabii efendim. Oldu mu efendim? Hadi. Ha, kaç para vereceğiz? Ben de tam olarak bilmiyorum ama... Tamam, ben size peşinat olarak 1000 lira vereyim. 1000 lira mı? Fazla değil mi? Değil canım. Yeter ki çocuk o dersi geçsin. Anlıyorum. Bence elinin eksiklerini kapatması için elimden geleni yapacağım. Vallahi elinden geleni mi yaparsın, elinden gelenin fazlasını mı yaparsın bilmem. Ama bu çocuk bu sınıfı geçsin. Geçmezse üzülürüm. Üzülürsem de üzerim. Kötüyüm ben, kötüyüm, 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 kötüyüm ben, kötüyüm. Hala başım ağrıyor. Çok kötü vurdu be. En sevdiğim kombinasyon yan yana gelmiş. Yaşlı, çantalı bir kadın ve genç bir adam. Dur bakayım. Bu seferki kötülükte bir şarkı kullanayım. Eğlenmeyi de biliyorum be. Arkadaşım, arkadaşım. Ne var? Yaşlı kadın var mı? Var var. Çantası var mı? Var var. Ayakların var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Kapkaç yapsana. Kapkaç yapsana. Kapkaç yapsana. Hey hey, kapkaç yapsana. İmdat, imdat, çantam gitti, eyvah. İşte imdat. Bu. Yardım sayende edin, kimse yok mu? Akşam haber bültenlerin olacak. Yardım edin, çantam gitti, çantam. Buyur teyzeciğim, çok özür dilerim. Bir terbiyesizlik ettim. Bak istersen, içinden bir şey almadım. Affettin mi beni teyzeciğim? Affettim evladım, affettim. Oğlum, manyak mısın? Niye veriyorsun kadının çantasını? Acemi kapkaççı mısın? Gel buraya. Gel. Boşuna uğraşma Ali. Ben çocukla konuştum. Kötülük yapmaktan vazgeçti. Selena, senin olduğunu tahmin etmeliydim. Ne o hadis? Yoksa kötü yaptığın insanlardan biri kafanı mı kırdı? Çok komik Selena. Bir tane kötülüğümü engelledin diye hemen şımarma. Bende daha ne kötülükler var. Elimi sallasam 50 kötülük be. Sende kötülükler varsa bende de iyilikler var Hades. Oh ne güzel. O zaman Ütopya'da Yüce Onos sana plaket verir. Ütopya'da görüşürüz. Görüşürüz. Kandırdım, kandırdım. İyilik meraklısı akılsız Selena'yı kandırdım. Şimdi kapkaçımıza kaldığımız yerden devam edelim. Çocuk gitme, gel buraya, bak ne diyeceğim. Gel gel. Gel buraya. Bir şey mi dedin Ali? Yok yok. Ben arkadaşa bir şey soracaktım sadece. O kadar. Of ya. Ne zaman çağıracaklar acaba? Hala da aramadılar. Her an arayabilirler.
Biz böyle saçlarımızı yapılı bir şekilde bekleyelim. Ya gece çağırırlarsa? O zaman da saçımız bozulur. Merak etme, gece çağırmazlar. Nereden biliyorsun? Sanki daha önce reklamda oynadın. Abla. Efendim Nazlıcığım? Ben... Evet Nazlıcığım sen? Ben... Evet. Kutuyu açtım. Ne? Sen ne yaptın? Hangi kutuyu açtın? Selin'in getirdiği kutuyu. Ya Nazlı nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya içinden bir kadın çıkacağını bilsem açmazdım. Kadın mı? Bir de içinden kadın mı çıktı? Evet. Çok korkmuştum. Ona baktığımda birden kayboldu gitti. Bunu hemen Selena'ya haber vermeliyiz. Evet bence de. Hadi Nazlıcığım. Ama ya kızarsa? Hadi Nazlı. Nazlı vakit kaybetmememiz gerekiyor. Sele. No. Selena, Selena. Selam kızlar. Selena çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Yoksa yine kıvılcım mı canınızı sıktı? Ne yazık ki bu sefer öyle bir şey değil Selena. Ne oldu peki? Kızlar söylesenize ne oldu? Şey, hani senin bize emanet ettiğin kutu vardı ya. Hı hı. İşte o. Bir dakika. Ne oldu kutuya? Açıldı. Nasıl? Nasıl açıldı? Böyle bir şey olamaz. Kızlar, ya nasıl yaparsınız bunu? Selena ben açtım. Nazlı. İnan içinde bir kadın olduğunu bilseydim açmazdım. Ya Nazlıcığım nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Açmaman gerektiğini bilmiyor muydun? Çok çok özür dilerim Selena. Keşke senin sözünü dinleseydim. Merakıma yenirdim. Tamam Nazlı. Bu konuyu daha sonra konuşacağız. Peki kutu nerede? Kutu mu? Nazlı. Bana sakın kutuyu kaybettin deme. Selena çok korkmuştum. Kadınla birlikte kutu da kayboldu. Ama bu imkansız. Kızlar o kutu olmadan Pandora'yı tekrar hapsedemem. Anlıyor musunuz? Şu anda dünya çok büyük tehlike altında. Ve bir an önce Pandora'yı bulup o kutuya hapsetmem gerekiyor. Ve inşallah bunu başarırım. Ben bir an önce gideyim. Görüşürüz. Nazlı. Ben Pandora'yı ararken lütfen sen de kutuyu bulmaya çalış. O kutu olmadan Pandora'yı hapsedemem. Bu sefer gerçekten çok zor durumdayız. Çektiğim yüzünden. Tamam Nazlıcığım. Şimdi bu reklam filmi canlı mı olacak? Ona göre anneme haber vereyim de beni izlesin. Anneni ara ve eve gelemeyeceğini söyle. Çünkü bu zekayla bir yanında gitmen pek mümkün değil. Hangi zekayla? Of Dilara, gittiğimiz yerde de böyle abla konuşma. Adamlar bir zannetmesin. Sen de. Ben ne zaman abla abla konuştum ki? Ay tabii sen de Kıvılcım. Dilara ne zaman öyle konuştu Zekiye? Kızlar, düşünsenize bu reklamı oynadıktan sonra tüm dünyamız değişebilir. Ay reklam yıldızı olacağız kızım. Daha ötesi mi var? Ay düşünsenize okuldaki havamızı. Yürüyemeyiz valla. Ozan benimle birlikte olmak için çıldıracak. Ay reklamdan sonra düşünsene bir de rol teklifi gelirmiş diziden falan. Böyle belirli Hollywood. Abi ben ilk reklam filmimden sonra biraz oyunculuğa ara vermeyi düşünüyorum. Aferin Dilara. Reklam sektörü için hayırlı olur tabii. İnanmıyorum ya. Hayatım değişmek üzere. Hayatımız. İlk hedefimiz Ozan. Ondan sonra kariyerimiz. Hadi gidelim. Dünyalar bu evde yoğunlaştığına göre Hades burada yaşıyor olmalı. Az kaldı aşkım. Az kaldı. Yakında seninle öpüşüp bütün evrene hakim olacağız ve kötülüğü yayacağız. Çok az kaldı. İşte orada. Hades o olmalı. İyi günler. Kimsiniz siz hanımefendi? Nasıl girdiniz buraya? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Kapı açık olunca ben de zili çalmadan içeri girdim. Bebek falan uyuyordur diye. Ben Alev Saydam. Sağlık ve emeklilik sigortası temsilcisiyim. Memnun oldum. Yani siz de kusura bakmayın. Birdenbire böyle sizi karşımda görünce şaşırdım. Rica ederim. Eğer 5 dakika vaktiniz varsa
Size broşürlerimizi göstermek isterim. Eh, madem geldiniz buyurun. Broşürlerimiz bunlar. Bunlar mı? Hı hı. Gerçi siz emekli olmak için çok gençsiniz ama. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şirketimizin bu sene başlattığı yepyeni bir kampanya var. Bu poliçeyi tercih eden müşterilerimizi şirketimizin samimiyetini göstermek için bir öpücükle ödüllendiriyoruz. Öpücükle mi? Nasıl yani? Şöyle yani. Hanımefendi dur yap. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Bir şey olmadı. Ne olmasını bekliyordunuz affedersiniz? Ben evli barklı adamım bu yaştan sonra. Yok yok çok hızlı öptüm. Bir daha öpeyim. Bir dakika hanımefendi. Lütfen yanlış anlama. Ben yanlış anlamayacağım. Kadın seni öpücüklere boğmuş. Allah kahretsin. Kim bu kadın? Asıcığım bu hanımefendi sigortacı. Sigortacı mı? Evet beni sigortalamaya gelmiş. Öyle mi? Acaba nereye sigortalattıracaktın? Asıcığım ayıp oluyor ama ben bu hanımı tanımıyorum. Tanımıyorsun öyle mi? Demek tanısan sigortalattıracaksın her yerine. Asıcığım lütfen. Sus sus rencide ederim seni. Bana bak kadın. Sen utanmıyor musun koskoca evli barklı adamı taciz etmeye? Utanmıyor musun ahlaksız? Defol gidelim çek. Çek defol. Çıldırdınız herhalde. Ben burada sadece sigorta için bulunuyorum. Ay ya inanamıyorum Ekrem hala sigorta diye emekli sandığı diyor. Bak uyarmadı deme. Yolacağım bu kadın. Yolacağım dayanamayacağım ben bu kadını. Asıcığım yapma. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Otur. Otur karıcığım. Asıcığım bak karıcığım tam zamanında yetiştin. Kabahatini bil. Otur köşende tamam mı? Kıvat mı? Ben bir şey yapmadım ki. Tabii canım tabii yapmadın değil mi? Dur sen dur. Bebeğimiz dünyaya gelsin de ondan sonra soracağım sana bu sigortacının hesabını ben. Tek sökeceğim o sigortalarını senin. Aslı. Şekerim ya. Of. Aman aman. Şeytan. Neden acaba hepimiz aynı renk tişört giydik? Beyazlık temizlik demek kızım. Biz de saf ve temiz kızlar olduğumuz için. Tabii reklam icabı. Neyse kızlar anlarız şimdi. Bütün Türkiye bizi izleyecek ya. Çocuğum. Siz şöyle geçin bakayım tam karşıya. Sabahtan beri orada dırdırdır. Biz mi? Sizden başka çocuk var mı burada? Etrafa bir bak bakayım. Sizden başka çocuk var mı? Yok efendim. Güzel. Geçin. Kahvem nerede? Masar. Genel plan alıyoruz. Bayanlar, siz de çocukların karşısına geçin lütfen. Ketçaplar, mayonezler falan hazır mı? Oho, iş yapıyoruz burada. Her şey standın üstünde hocam. Kahvem nerede kaldı? Geliyor, hadi kahve. Alın hanımlar ketçapları, mayonezi de elinize. Ben işaret verdim mi başlıyoruz. Hanımlar, önce ellerinizdeki ketçapları, mayonezleri güzelce kızların tişörtlerinin üstüne sıkıyorsunuz. Tişörtler, o bembeyaz tişörtler leş gibi olacak. Anlaşıldı mı? Leş gibi derken? Hazır. Kızlar sabit durun. Fırdamayın. Güzel. Devam. Devam. Basar. Resmi yakaladın mı baba? Kızların suratlarını çek. Güzel. Şirin'e bana beğendiniz mi? Harika, çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Evet hanımlar, daha canlı, sıkın, sıkın. Çok güzel, devam. Hoş geldin Selena. Biliyor musun? Balıklar kendilerine atılan yemi bir kere ısırdıktan sonra yemi diğer balıkların da yemesi için bırakıyorlar. Anlaşılan paylaşmanın sahip olmaktan daha güzel bir şey olduğunu balıklar da biliyor. Yüce Onos, bana verdiğiniz emanete sahip çıkamadım. Yani? Pandora. Kutudan çıktı.
çok kötü. Biliyorum. Hades'i bulup öperse her şey bitmiş olur. Ve ben bunun olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız önce sizden bir şey öğrenmem gerekiyor. Nedir? Hades. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Acaba dünya dışında da kötülük yaptırması gereken yerler var mı mesela? Sana söylemem gerek. Hades bir süredir senin gibi insan kılığına girebiliyor. Benden bir ödül istemişti. Ben de verdim. Olamaz. Bu çok kötü. Onu insan kılığındayken bulmam çok zor. Hatta neredeyse imkansız bile. Biliyorum. Bu konudaki tek şansım, ben Hades'i bulmakta ne kadar zorlanacaksam Pandora'nın da bir o kadar zorlanacak olması. Reklam hangi kanalda oynayacakmış Kıvılcım? Sus Dilara, çok sinirliyim, senden çıkarmayayım. Şu halimize bak ya. Hep senin yüzünden Kıvılcım. Tutturduğun reklam yıldızı olacağız. Yok Ozan bana hasta olacak. Yok Ozan beni çok beğenecek. Emin ol, bu reklamdan sonra sana hasta olur. Bir saat önce tüm Türkiye beni izleyecek. Star olacağım diyen ben miydim? Şimdi böyle mi oldu? Zaten olacağız ki, reklamı çektik. Evet, 70 milyon insanlarımızı nasıl menemen yaptıklarını izleyecek. Bir de hayatım boyunca asla menemen yemeyeceğim. Demek ki yedek kıyafet getirin dedikleri bu yüzdenmiş. Ne yani? Sana bunu daha önce söylediler mi? Kızım biz elbise bekliyoruz burada. Sen lavabodaydın, telefonu ben açtım. Ne var yani, unutmuşum. Biz şimdi bu kıyafetlerle mi gideceğiz eve? Dilara, kızım bittin sen. Bu sefer cidden bittin ya. Oradan bittin. Oradan bittin. Nazlıcığım, o kutuya ne olduğunu hatırlamak zorundasın. Düşünüyorum ama hatırlayamıyorum. Nazlıcığım, biraz daha zorlasan kendini. Ben sınavlarda da hep böyle oluyorum. Baskı altındayken hiçbir şey hatırlamıyorum. Of, Selena o kutuyu bulamazsa ve Pandora'yı hapsedemezse kötülerle dolu bir dünyada yaşamak zorunda kalacağız. Zaten dünyada çok kötü yok mu abla? Evet, kötüler de var Nazlıcığım ama bunun yanında iyi insanlar da var. Ayrıca Selena da var. Kaç para yazar bu bize? En az 200. Ya. Yeah. Beğenmedin, sen başkasını yaptır kardeşim. Ulan ne biçim cevap veriyorsun tophanede? Yürü. Abi. Ne abi ya? Yürü. Kaybol. Yaptırmıyorum ya. Şuna bak. Önce güneş havası, sonra buldu da gelir. Çuha çiçeği, çuha çiçeği. Ne güzel hissettirmişsin sen öyle. Kesinlikle Hades bu şoför olmalı. Bahçıvan değil. Lan burası da çok güzel güneş alıyor değil mi? Neticede çiçeklerle konuşan biri kötü olamaz. Serpilin, Serpilin. Nasılsa yakında hepinizi tek tek yol alacağım. İyi günler. Arabam bozuldu. Yardımcı olabilir misiniz? Hayır. Yardım etmediğine göre Hades kesinlikle bu olmalı. Yok, milyarlarca insan içinde nasıl bulacağım ben Hades'i? Kimin kılığına girdiğini bile bilmiyorum. Zamanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Amma yap, ne oluyor ya? En azından bir telefon açsaydım. He, aç, aç. Yapıştı ya. Hiç. Ne geldin ya buraya? Kime bakıyorsun? Telefon orada. Aa, suale bak. Tabii ki size baktım ben. Bana... Şey Bey. Şey, Zülfikar. Ah evet, ha. Zülfikar Bey. Zülfikar Bey, ben sizi çok beğeniyorum. Hoppa. Yani Allah Allah. Ne o? Şaşırdınız mı?
Yani şaşırmakla beraber ben acaba dedim ki daha önce tanışıyor muyuz ki? Ah yok, hiç alakası yok. Ben Ekrem Bey'in sigorta işleriyle ilgileniyorum. Ama sizi de uzun zamandır takip ediyorum. Sizi çok beğeniyorum. Yani size de hak vermemek olmaz tabii. Ben de beğenilmeyecek bir şahıs değilim. Böyle sert hareketler cool oluyor seviyorsunuz. Sizin isminiz neydi? Alev. Alev. Oh be, hakikaten alev alev bir hanımefendi olarak isminiz yakışmış. Ben sizi daha yakından tanımak istiyorum Zülfikar Bey. Çok mu yakından? Zülfikar! Anne! Ya koltuğun ucundan tutsan da kenara. Alev Hanım, anne şey bizim Ekrem Bey'in sigorta işlerini yapıyor kendisi. Annem Alev Hanım, Alev. Memnun oldum. Merhaba. Zülfikar Bey, sizinle bu sigorta işlerini daha sonra konuşuruz. Onun beni bir kaskolarsanız evet iyi olur hakikaten. Memnuniyetle. Oh be. Ya. Allah Allah. Hades de hiç çaktırmıyor. Anne falan yapmış kendine. Neyse. Benim amacıma ulaşmama çok az kaldı. İnşallah Selena Pandora'yı bulabilmiştir. İnsanlığın, dünyanın hatta evrenin kaderi ona bağlı. Şu anki kadar zor durumla karşılaşmamıştır hiç. Olsun, ben yine de Selena'ya güveniyorum. Ben de. Ben de. Merhaba kızlar. Selena, Pandora'yı bulabildin mi? Ne Pandora'yı ne de Hades'i hiçbir yerde bulamadım. Siz kutuyu buldunuz mu? Anladığım kadarıyla kutu ortada yok, öyle değil mi? Keşke sana yardım edebilseydik. Olsun, yanımda olmanız yeter kızlar. Of. Selena, hepsi benim yüzümden oldu. Keşke seni dinleseydim. Keşke, keşke dinleseydim bir tanem. Hem bir büyüğün sana bir şey yapma diyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Artık anladım. Neyse. Kızlar, şu anda çok büyük tehlike altındayız. Ve Pandora'yı o kutuya hapsetmediğim sürece bu tehlike geçmeyecek. Salih. Kağıdın önüne alır mısın? Aferin İdal. Bütün soruları cevaplamışsın. Ceyhun, bu kağıt boş. Hocam, siz gerekeni yaparsınız. Bu arada babam çok selam söyledi. Merak etme Ceyhun. Gerekeni yapacağımdan emin olabilirsin. Sana hak ettiğin notu sıfırı vereceğim. Hem de o sıfırı bu boş kağıda değil, senin karakterine vereceğim. Şimdi derhal çık dışarı. Yalnız şikayetçim, çok su çekiyorsun. Yemiyorum, yemiyorum. Ya bak, ısrar etme. Duyuyorum bahçede. Kolay gelsin. Oo. Hoş geldiniz toprağım. Kaplumbağa. Yok sağ ol. İstemez. Zülfikar Bey'e bakmıştım ben. Buralardaysa kesin görürsün ya. Görmemen imkansız. Biraz iridir de. Hayrola, neden arıyorsun Zülfikar'ı? Sana ne? Sana ne? Biraz önce kolay gelsin diyen cimcime gitti. Yerine bu cadı geldi öyle mi? Bir dakika içinde bütün değişim benim gözlerimin önünde oldu. Sen nereden öğreniyorsun bu lafları? He? Depreme benzer bir ses duydum. İşte geldi Zülfikar. Çekil lan, sus lan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, ben geldim. Evrak için falan mı yoksa bana? Beni görmeye gelmiş de sen araya girince tabii doğal olarak görmüyor. Oğlum hastayım diyorum, psikopatım, tophaneliyim diyorum ya. Toprağım diyorum, çek elini diyorum. Zülfikar Bey, ben size teşekkür etmek için gelmiştim. Efendim ne demek, bir şeyler içelim. Olur. Oh, nerede içsek acaba? Diyorum ki şöyle... Rahat rahat konuşabileceğimiz bir yerde gitsek. Vallahi bence de. Buyurun o zaman. Hoppa! İnanmak, sevmek,
İşte bu benim tam tarzım. Sakın girme günah kapısına. Orada aşklar satılığa çıkıyor. Kaynaşın, kaynaşın. Oğlum zorla dayak isteme ya. Pardon, buyurun. Diyemedim, diyemedim, diyemedim. Gururum engel oldu. Hava yastığı. Nereye gidiyorsun lan? Diyemedim, diyemedin, diyemedin, diyemedin. Sen ne mi söylüyorsun şarkı? Cimcime. Burak. Merhaba. Nasılsın? İyi. Burak, sen bana dünkü araba meselesinden dolayı kızgın mısın? Ama hayatım, kötü bir niyetim olmadığını bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorum ama... Tamam, bak. Ben bir daha öyle bir patavatsızlık yapmayacağım. Söz mü? Söz. Bak, eğer bir daha yaparsan... bir hafta boyunca benim arabamı binersin ona göre. Arabana mı? Ama bu çok ağır bir ceza olmaz mı? Şaka. Nasıl geçti dersler? İyi, çok iyiydi ya. Burak öğretmen. Evet, ne vardı? Dur hele, konuşacaklarımız var. Burak, bunlar kim? Bilmiyorum hayatım. Anlarız şimdi. Ne hakkında konuşacaktık? Ne hakkında olacak? Bizim patronun oğlu Ceyhun'a sıfır vermen hakkında. Alev Hanım, hani dün diyordunuz ya böyle sizi daha yakından tanımak istiyorum diye. Evet. O zaman hadi siz sorun da ben de cevaplayayım artık. Zülfikar Bey, ben diyorum ki bir insanın bir insanı tanıması için çeşitli yollar var. Mesela? Mesela bazen dudaklar sözlerden çok daha etkili olabilir. Haklısınız galiba. Haklıyım tabii. Yani Alev Hanım, insanın sizi tanıdıkça tanıyası geliyor ya. Bir daha mı tanısanız acaba, ne yapsanız? Aman, ne gerek var, ben tanıyacağımı tanıdım. Sen Hades değilsin. Bir dakika, ne demek Hades değilsin? Ben Hades'imdir belki ya. Bir bak bakalım bir daha şuradan buradan. Bana bak, düş peşimden yoksa saldırıyor diye bağır. Ya ne demek o ya? Ya kötü... Bakın beyefendi, anlatamadım galiba. Ceyhun'a ders vermem, ona boş kağıt verdiği halde geçen not vermemi gerektirmez. Öğretmen, öğretmen. Asıl biz anlatamadık galiba. Ceyhun'a dersten geçecek yoksa çok feci olur. Hiçbir şey yapamazsınız. Dağ başı değil burası. Allah, daha olayı anlamam. O notu düzelteceksin o kadar. Düzeltmeyeceğim. Öğretmen. Ya siz ne biçim adamlarsınız? Nerede görünüz zorla not verildiği? Ceyhun çok istiyorsa çalışsın alsın notunu. Bacım. Sen evine gidip kadın programları seyret hele. Karışma erkek işine. Doğru konuşsana arkadaşım sen. Ya bak öğretmen, sabrım taşıyor. O notu düzelt hemen. Olmaz dedim. Defolun gidin okuldan ya. Tamam gideriz ama sana haddini bildirdikten sonra. Şimdi anlarsın Orhan Bey yanlış yapmanın cezasını. Burak sakin ol. Selena sen karışma. Lafımızı dinleyeydin, süslü sevgilinin yanında dayak yiyip rezil olmayacaktın öğretmen. Ama sen kendin kaşındın. Anlaşıldı. Siz iyi bir dayak yemeden akıllanmayacaksınız. Demek bıçak. Bakalım plastik bıçakla ne yapacaksın?
Ve bu uçağı. Demek beni plastik bıçakla alt edebileceğini sandın ha? Sefa kap. Kaç. Benim son zamanı çıktı. Valla ben de bilmiyordum hayatım. Herhalde filmlerden aklımda kalmış. Herhalde. Anneciğim, babacığım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Selena'nın sözünü dinlemeyip Pandora'nın kutusunu açtım. Ya benim yüzümden dünya kötülerin eline geçerse? Ne olur yardım edin. Anneciğim, babacığım. Ne olur Selena'nın Pandora'yı bulmasına yardım edin. In the rain. Rain down. Na na na. Ya! Korkuttunuz beni toprağım. Ne kadar sürprizcikli bir yapınız var. Yani arkadan gözlerimi kapatıp bir bakalım ben kimim deseniz bu kadar etkili olmazdı. Ne oluyor? Kimyas. Benim seni öpmem lazım. Tabii hep ne öpücüğü ya, ne oluyor? Kinyas, seni öpmem lazım. Sebep? Canım istiyor diyelim. Öyle olması gerekiyor diyelim. Ya da seni çekici buluyorum diyelim. Oy. Ve bu hislerinizi bir öpücükle taşlandırmak istiyorsunuz sanırım. Yanlış mı anladım? Doğrudur. Yalnız bir dakika ya. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Ben daha önce bir kız tarafından hiç öpülmedim de. Yani bir erkek tarafından da öpülmedim tabii ki. Aman canım, erkek tarafı kız tarafını boş verin de. Kaçınılmaz sonu geciktirmeyelim. Buyurun öpüşelim ya. Feyyaz, neredesin? Buraya gel çabuk. Feyyaz sana sesleniyorum, neredesin? Siz burada durun toprağım. Ben sizi öpeceğim, aklımdasınız. Bir işim var, onu halledip geliyorum, sizi öpüyorum. Evet. Ben seni bekliyorum yakışıklı. Ben de belki gidiyorum ama bil ki kalbim burada, bebeğim. Merhaba. Merhaba. Seni buldum Pandora. Oyun sona erdi. Pandora mı? Beni birisiyle karıştırdınız herhalde. Seni hiç kimseyle karıştırmıyorum Pandora. Teslim ol Pandora. Beni kutuya kapatmak zannettiğin kadar kolay olmayacak senin. Korktum sarı şeker. Hades'le ben birleşip bu dünyayı ele geçireceğiz. Bence sen git bir koca bul. Çocuk falan yap. Kariyerin için çalış. Bir daha beni o kutuyu asla kapatamayacaksın çünkü. Bunu kafandan çıkar canım. Çok komiksin Pandora. Seni tekrar o kutuya kapattığımda bakalım bu kadar komik olabilecek misin?
başlayalım. Kutuyu dolaptan aldın. Evet. Peki sonra nerede açtın Nazlıcığım? Tam burada açtım. Dumanlar çıktı. Pandora belirmişti. Çok korktum. Düşün Nazlı, iyi düşün. Kutuyu Pandora mı aldı? Of ya. Of Nazlı ya, nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Leyla sakin ol sen de biraz. Ya üstüme gelmeyin ya, bir hata yaptım işte. Of çok pişmanım, çok. Keşke kutuyu açmasaydım. Bir dakika, yoksa Pandora'nın kutusu mu? Evet. İşte bulduk. Pandora'nın kötülük saçan sihirli kutusu. Hemen Selena'yı çağıralım. Evet. Selena. 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 Beni çağırıyorlar. Gitmem gerekiyor. Ne o? Stres altındayken deliriyorsun galiba. Kendi kendine konuşmaya başladım. Korktun mu tavus kuşu? Ha ha, çok komiksin. Ne de olsa sonunda o da anladı kimin daha kuvvetli olduğunu. Selena, gelsene ben buradayım. Hadi sarı şeker, korktun mu? Ya niye gelmiyor ki ya? Kaç defa çağırdık. Kesin bana küstük. Ay yok Nazlıcığım, neden küstün ki? İşi vardır. Kızlar, Pandora ile dönüşüyorum. Çok az vaktim kaldı mı? Kutu. Biz de sana onu söyleyecektik. Aferin kızlar, tam zamanında. Artık gidip Pandora'yı kutusuna hapsedebilirim. Kızlar, inşallah Selena Pandora'yı kutusuna hapseder. İnşallah. İşte geldim. Kutu. O kutuda kapalı kalacaksın Pandora. Var olduğum sürece evreni kötülere bırakmaya hiç niyetim yok. Geldim geldim. Geldim geldim. Haydi öpüşelim. Dudaklar seni bekliyor haydi. Ya burada zenci bir cimcime kız vardı. Kaçtı. Kaçarsan kaç ya, kendin kaybedersin. Ya çok kötü duygularımla oynanıyor ya. Ah kadınlar, kadınlar anlamak. Selena, şimdi gerçekten Pandora bu kutunun içinde mi? Evet, Pandora'yı sonsuzluğa hapsettim. Bu kutu bir daha açılıncaya kadar Pandora burada hapis kalacak. Ve kızlar, bu arada Pandora'dan kurtulmamıza çok sevindim. Çünkü o gerçekten insanlık için çok tehlikeliydi. Sayende yine her şey yoluna girdi. Aslında her şey yoluna girmiş denemez. Hem her kötü olaydan çıkarılacak bir iyi ders vardır. Değil mi Nazlıcığım? Evet. Şimdi ortada gerçekten büyük bir sorunumuz var. Bu kutuyu nerede saklayacağız? Dünyadaki dengeleri bozmaması için Pandora'nın biz var olduğumuz sürece bu kutuda kalması gerekiyor. Ve bu sorumluluk gerektiren işi bize çok olgun birinin yapması lazım. Selena, bana bir şans daha ver. Büyüdüm ve sorumluluk sahibi olduğumu sana ispatlamak istiyorum. Nazlıcığım, bütün büyük değişimler büyük kavgalar sonucu oluşur. Bu yüzden ben sana inanıyorum. Ve bu kutuyu sana emanet ediyorum. Bu kutuyu öyle bir yere saklayacağım ki kimse açmayacak ömür boyu.